Evet, başlayalım mı? Evet. Değerli basın mensupları, tekrar birlikteyiz. Bu basın toplantımıza katıldığınız için hepinize önce teşekkür ediyoruz. Çalıştığınız yayın organlarına da teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizim sesimizi kamuoyuna duyurduğunuz için. Biliyorsunuz Şubat ayı itibariyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19 pandemisinde bir yavaşlama ve sönümlenme ortaya çıkmıştı. Ve bunun en önemli nedeni de gelişen toplumsal bağışıklık diye ifade edilmişti. Bunu da biz daha evvel yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta evvel yaptığımız basın toplantısında yine ifade etmiştik. Hem toplumda yaklaşık değişik sayılarda olmakla beraber %60'lık bir aşı oranına ulaşılması hem de hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan belli bir nüfusun bulunması nedeniyle bir toplumsal bağışıklık ortaya çıktı ve Şubat ayından itibaren de bir sönümlenme oluştu. Yoğun bakımlarda hastalarımız çok azaldı. Covid için ayrılmış yoğun bakım ve servis yatakları yavaş yavaş kapatılmıştı. Fakat Haziran ayı itibariyle tekrar bir artış ortaya çıkmaya başladı ve bugün bu artışın yükselme trendi devam ediyor. Bu nedenle biz de İzmir Tabip Odası olarak kamuoyuna bu süreçle ilgili bilgi aktarmak ve hem kamuoyunu hem de kamu yönetimini akademik anlamda, bilimsel anlamda uyarmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz ve bugün bu basın bültenini size yönetim kurulu üyemiz Sayın Yüce Ayhan sunacaklar. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 6 Temmuz 2020 22 tarihinde bir basın toplantısı yaptı ve konuşması sırasında son 2 haftada yani Haziran'ın ortasından itibaren dünya genelinde COVID olgularında bir %30 artış olduğunu belirtti, dikkat çekti. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda Haziran ortasında 11 bin dolayında olan olgu sayısının bir ay içinde 10 kattan fazla artıp 118 bine yaklaştığı görülmektedir. Hafta başında da Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde olgu sayısında 40 kat bir artış olduğuna dikkat çekti basın vasıtasıyla. Olgu sayısındaki artış COVID-19 pandemisinin henüz bitmediğinin en temel göstergesidir. Olguların çoğunda şimdilik ağır seyreden klinik tablolar olmaması kimseyi rehavete sokmamalıdır. Olgu sayısında patlama olması halinde hasta yığılmaları, yoğun bakım yatağı sıkıntıları gibi durumlarla karşılaşmak olasıdır. Artan olgu sayısı ile dolaşımdaki virüs yükü de artmakta ve yeni varyantların ortaya çıkmasını kolaylaştıracak bir durum doğmaktadır. Ülkemizdeki olgulardan soyutlanan virüs kökenlerinde varyant incelemesi geniş anlamda yapılmamaktadır. Genomik analizlerin yapılması önemli ve gereklidir. Bu testleri yapabilecek altyapıya sahip merkezlerin donanım ve insan gücü açısından desteklenmesi ve varyant incelemelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca atık sulardan alınan örneklerde koronavirüse yönelik inceleme yapılması durumunda toplumda yayılması olası varyantların klinik tablolara, hasta olgulara yansımadan önce saptanabildiği çalışmalar vardır dünyada. Ülkemizde de atık sularda virüs analizi bu anlamda planlanmalı ve düşünülmelidir. COVID-19 ile mücadelede en önemli araçlardan olan aşılamanın yaygınlaştırılması, anımsatma dozu ihtiyacı olan toplulukların bağışıklanması için yeterli miktar ve dozda aşı tedariki sağlanmalıdır. Önümüzdeki günlerde kullanıma girecek yeni aşılar, yeni nesil aşılar için yurdumuzda kullanımı için bu aşıların planlama ve girişimler yapılmalıdır. Eğitim dönemi başlamadan hemen önce çocukluk yaş grubunda aşılamaya yönelik bir planlama yapılmalıdır. 5-11 yaş grubu çocuklar aşılama programına alınmalıdır. Okullarda aşısız ya da eksik aşılı çalışan kalmaması sağlanmalıdır. Bu önlemler özellikle eğitimde kesintiler yaşanmaması açısından önemlidir.
Bireyler arası fiziksel mesafenin sağlanamadığı ve korunamadığı toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, kapalı pazar yerlerinde maske kullanımı özendirilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir. HES kodu yeniden işlevsel hale getirilmeli ve toplu alanlara enfekte kişilerin girişi önlenmelidir. Haç nedeniyle artan toplumsal etkinliğin virüs yayılımına yol açabileceği öngörülerek hacı kafilelerinin de enfeksiyon yönünden denetim ve kontrolü sağlanmalıdır. Pandeminin ilk döneminde olgu sayılarındaki anlamlı azalma nedeniyle sorun oluşturmayan influenza yani grip virüslerinin önümüzdeki dönemde COVID-19 ile birlikte enfeksiyonuyla ciddi sorun oluşturabilme olasılığı dikkate alınmalı, buna yönelik planlamalar yapılmalıdır. COVID-19 benzeri klinik tablolar oluşturan diğer enfeksiyon etkenlerinin, diğer virüslerin SARS-CoV-2 ile aynı anda saptanabildiği, tek basamakta saptanabildiği testlerin yapılabilmesine yönelik stratejiler, tanı stratejileri oluşturulmalıdır. Tıbbi laboratuvarların altyapı ve donanımları güçlendirilmeli, insan gücü desteklenmelidir. Pandeminin ilk gününden bu yana yoğun bir emek sarf eden meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının, diğer sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonları arttırılmalıdır. Hekimler ve sağlık çalışanları için COVID-19 meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır. Tüm sağlık kuruluşlarında koruyucu donanım sağlanmalı, şimdiden gelecek günlerde koruyucu donanım sıkıntısı çekilmemelidir. Salgın yönetiminde başarıya ulaşmanın yolunun bilimsel ilkeler temelinde çalışma yürütülmesi ve sürece yönelik bilgilerin şeffaf biçimde paylaşılması olduğunu bir kez daha anımsatmak isteriz. Saygılarımızı sunarız. İzmir Tıp Odası.